Haber Kıbrıs Web TV'den herkese merhaba. Mevzumuz başkanlar programı ile karşınızdayız. Mehmetçik'teyiz. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile birlikteyiz. Belediye Başkanlığı görevine geldiğiniz ilk günü hatırlamanızı istiyorum. O gün neler hissettiniz? Aklınızda neler geçirdiniz? Hayalleriniz nelerdi? Hangilerini gerçekleştirebildiniz? Zor bir soru yamaçlarımız ama. Tabii belediye başkanlığı öyle bir şey ki, bir önceki dönemde bir eğitimi olmayan bir şey. Yani farklı bir meslekten geliyorsunuz, bir gün sonra tamamıyla size yabancı olan, hiç bilmediğiniz içeriğini, hiç bilmediğiniz tecrübesiz bir şekilde bir belediye başkanlığı görevi yükleniyor size. Onun hem heyecanı hem de biraz korkusuyla esasında başlar dedim belediyeye. Çünkü tamamıyla bilinmeyen, yani içerik olarak da bilmiyorsunuz, belediyenin içerisinde olanları bilmiyorsunuz. Bir de tabii geriye kalan görevlerinizin içerisinde size belirlenen yetkilerden de haberiniz yok. Bunları yavaş yavaş tabii öğreniyorsunuz. Riskli de öğreniyorsunuz. Çünkü hiçbir şey bilmeden, dediğim gibi yani bir ön çalışması olmadan başlatılan bir görev. Ama hep umutla, yani o istekle, o inançla geldim belediyeye. Her şeye rağmen, yani elimizden gelen çabanın fazlasını da ortaya koyarak yapmaya çalıştığımız, yapmaya istediğimiz şeyleri de zaman içerisinde, olanaklar çerçevesinde de yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunların bir kısmını yapabildik. Daha yapacağımız çok işler var ama biliyorsunuz ülkemizin durumları da size bazı kısıtlamalar getiriyor. Bunları da göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O tecrübesizliği de atlattık bu 5 yıl içerisinde. Şu anda daha rahat, yani daha bir yani bilinçle yapıyoruz işimizi. Ama zor bir görevde geldiğimizde herkes bunu yaşıyor, o tecrübesizliği yaşıyor. Biz de aynı tecrübesizliği tabii ki yaşadık ama hiç heyecanımızı, inancımızı kaybetmedik. Size göre Mehmetçiğin en büyük sıkıntısı nedir? Ekonomik sorunlarla nasıl baş ediyorsunuz? Yani Mehmetçik bölgesi çok büyüyen, gelişen bir bölge. Belediye olarak büyüyen bir bölgeyiz. Turizm açısından ülkenin en büyük ikinci turizm merkezi şu anda Bafra Turizm Bölgesi'nin de içerisine aldığı için belediyemiz. Tabii bu artısı, bu büyümenin getirdiği güzel tarafları da var. Önlem almazsak, planlamazsak da ciddi sıkıntılar yaratabilecek bir konuda Mehmetçik. Onun için benim saptamam şu, Mehmetçiğin ciddi bir planlamaya ihtiyacı var belediye olarak. Çünkü büyüyecek olan bir belediye ve çok yakında ve çok süratli bir şekilde gelişecek olan bir bölge. Bunun için önümüzdeki en büyük sıkıntı şu an bence bir imar planımızın olmaması. Ama biz 2017 yılında kendi bünyemizde bir imar planı çalışması başlattık. İmar plancı bir arkadaşımız var şu anda belediyede çalışan. 2017 yılında başladık çalışmalarımızı. 2020'nin ilk yarısında bir imar planı ortaya çıkacak Mehmetçik Belediyesi'nde ve bizim elimizde duran, şu anda duran ve gelecekte çok ciddi sıkıntılar yaratabilecek bu plansızlığı da ortadan kaldırmış olacağız. Ekonomik olarak da kötü bir bölge değiliz. Ben her zaman işte İskele Karpaz'ın da çok ekonomik olarak çok kötü bir bölge olduğunu söylemiyorum. Ben buna çok katılmıyorum çünkü çok fırsatlar var bu bölgede değerlendirilebilecek. Sadece bunun saptanması ve iyice kullanılması gerekiyor. İyi planlanırsa bu bölgede ekonomi de o oranda, o güçte büyüyecek diye düşünüyorum. Evet. Tarihi Balonoka Meydanı sizin döneminizde ciddi yatırımlar yapıldı, güzel bir meydan haline geldi. Ne gibi geri dönüşümler alıyorsunuz? Balonoko Meydanı geçmiş benim ilk dönemimde çok üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir yatırımdı. Çünkü kentler yerleşim yerleri meydanlarıyla var olur. O meydanın çerçevesinde de gelişirler.
Dolayısıyla bu meydanın da tekrar elden geçirilmesi bizim için son derece önemli bir şey. Kaynağımızı bulduk, projemizi yaptık, uyguladık. Çok güzel bir altyapı sistemi kurduk. Bütün üst yapı, işte elektriğini, telefonunu vesairesini hep yer altına aldık. Uygun bir şekilde su direnç hatlarını yerleştirdik. Onun üzerine peyzajını çıktık. Meydanı bitirdik yapısal olarak ama meydanın içerisinde yapılacak olan çok daha fazla şeyler vardı. O meydana can katmak. Yani meydanı yaparsınız veya bir binayı kaparsınız, yaparsınız ama esas o meydana hayat veren yapısı değildir, içerisindeki insanlardır. Canlı bir meydan olması gerekiyor. O noktada da eksikliklerimiz var. Yani meydanın daha çok canlı olması, daha aktif olması, daha çok iş yerlerinin meydana uygun bir şekilde hizmet verilmesidir hedefimiz. Onu başaramadık maalesef. Yani biraz daha turizmin buraya gelmesi, bu meydanın bu açıdan daha çok hizmet verebilmesi önemli bizim için. Şu anda yapısal olarak evet bir olay çıktı ama daha hayat katamadık Balmoto meydanına. Bu süreçte bunun üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Çünkü evet bina yaptık ama içerisine can katmak bu dönemde bir hedefimiz var ortaya da inşallah bunu da başaracağız. Başkanım, bu sefer de tersinden sorayım. Sizin Mehmetçik halkından beklentileriniz nelerdir? Bir isteğiniz var mı? Tabii ki yani bütün belediye başkanlarının da yönettikleri bölgede yaşayan insanlardan beklentileri var, olması gerekiyor. Çünkü belediye yönetmek yani güzel bir belediye, güzel bir bölge, güzel bir hayat sürmek sadece belediye başkanının veya belediye personelinin yapabileceği bir iş değil, bir kolektif bir çalışma olması gerekiyor. Daha katılımcı olmamız gerekiyor yaşadığımız bölgenin içerisinde. Yani tek baştan yönetilmemesi gerekir. Çok başlı yönetimlerin daha başarılı olduğu da bir gerçektir. Bizim daha katılımcı olmamız gerekiyor her açıdan. Yani belediyemizin yaşadığımız bölgenin gelişimiyle ilgili çok daha bireysel olarak da katkı koymamız gerekiyor. Benim Mehmetçik halkından beklediğim de budur. Çevresine daha çok sahip çıkması, yaşadığı bölgenin gelişimi için bireysel daha çok katkı koyması, daha katılımcı bir hale gelmemiz çok önemli. Yani sokağımıza sahip çıkmamız gerekiyor, evimizin önüne sahip çıkmamız gerekiyor, çevremize sahip çıkmamız gerekiyor, yaşadığımız bölgeye daha çok sahiplenmemiz gerekiyor. Bir aidiyet sıkıntımız var bizim ülke bazında. Kendimizi çok da yaşadığımız bölgeye ait hissetmiyoruz. Sanki de evimizin sınırlarıdır bize, bizim olan. Dışarısı bizim değil gibi bir ruh halimiz var. Bu çok yanlıştır. Çünkü yürüdüğümüz bütün sokaklar, parklar, bahçeler, ovalar, yollar hepsi bizim. Dolayısıyla aynı oranda nasıl evimize sahip çıkıyorsak, evimizin bakımına, onarımına, temizliğine sahip çıkıyorsak aynı oranda da evimizin dışındaki mekanlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Bence yetersiz değiliz, yeterli değiliz o noktada. Çok da çevremize, özellikle ben çok hassasım bu konuda, çevremize çok sahip çıkıyoruz. Kirletiyoruz, bilinçli bir şekilde kirletiyoruz. Benim en büyük beklentim bizim bölgemizden ve ülkemizden tabii insanlarımızdan biraz daha bu ülkeye ait olduğumuzu hissetmek, bunu kabul etmek ve ona göre davranmak. Başkanım, diğer partileri değil de neden CTP'yi seçtiniz? Ben CTP'yi seçmedim aslında. CTP'nin içerisinde doğmuş bir kişiyim. Yani ben bana işte atalarımdan, dedemden devralmış bir üyeliğim var Cumhuriyet Türk Partisi'ne. Bir de benim yaşam, dünya görüşüme de daha çok uygun bir parti. Biz daha çok insan odaklı yaşamayı seviyoruz. İnsanların daha çok yanında onlarla birlikte hareket etmeyi benimsemiş bir yol çiziyoruz. Sosyalist bir görüşe sahibiz. Dolayısıyla insanların bu noktada dediğim gibi daha katılımcı, daha aktif olmaları üzerinde yoğunlaşıyoruz. Çalışanlarımıza özellikle daha çok hak, daha refah, daha huzurlu bir iş ortamı yaratmak öncelikli misyonumuz parti olarak. Bir de tabii Kıbrıs sorununda bir duruşumuz var. Bu kabul edilebilir, gerçekçi bir duruştur. Bu duruşu da Kıbrıs'ı bir çözüme, bir barışa ulaştırmak için de
bunu yapabilecek olan, bu düşünceye sahip olan tek parti veya partilerden bir tanesinin de CTP olduğunu düşünerek bu yolda yürüyoruz. GDO'su ile oynanmamış tohum merkeziniz var. Neden böyle bir merkez kurma ihtiyacı duydunuz? ZKB Tohum Merkezi 2016 yılında kuruldu. Biz Çiftasol üyesi bir belediyeyiz. Çiftasol şemsiyesi altında da hem güvenilir tarım hem de yerel üretimin desteklenmesi, ekonomiye kazandırılması noktası çok önem tutuyor. Biz de bu çalışmayı buna uygun olarak başlattık. Buradaki gayemiz tabii dünyada işte tohum piyasası çok önemli bir yer tutuyor, çok önemli bir sektör. Ancak birkaç tane dev şirketin güdümünde giden ve maalesef tohumların daha bir açıdan verimini artırıyor. Ama diğer taraftan da üreticiyi o şirketlere bağlıyor, bağımlı yapıyor. Çünkü üretilen tohumdan geri dönüşümü sağlanamıyor. Yani aynı tohumu her yıl aynı şekilde satın almamız gerekiyor. Ve bu tohumlar genelde ya hibrittir, yani crosslanmış tohumlardır veya genetiğiyle oynanmış tohumlardır. Bunların belli sebepleri var endüstri alanında kullanılan. Bu tabii doğru bir yöntem değildir. Bunu yavaş yavaş dünya da fark ediyor. Çünkü özellikle genetiğiyle oynanmış tohumların yarattığı sağlık sorunları çok had safhadadır. Bizim ülkemizde de böyledir ve bunun esas kaynağı GDO'dur. Veya işte hibritten üretilen ürünlerin tüketilmesidir ağırlıklı olarak. Çünkü bir yanında çok ciddi oranda bir insektisit, pestisit kullanımı da destekleniyor. Ve aynı şirketler yapıyor bunu. Yani hem tohumunu veriyor size, hem onunla birlikte ilacını da veriyor size. Ve bu bir döngü sağlıyor. Yani onlara ekonomik olarak bir döngü sağlıyor. Bir yandan da vatandaşların sağlık sorunlarına çok ciddi anlamda, negatif anlamda bir olumsuz katkı sağlıyor. Biz de işte bu ata tohumu dediğimiz, yani yerelden kendimize, atalarımızdan bize devredilen tohumları bulmak, bunları da üretime katmak noktasında bir çalışmadır Zeka Bey. Şu anda 50'ye yakın bir ata tohumumuz var elimizde, farklı sebze ve meyvelerden oluşan. Geçen yıl yerel buğdaya girdik. Şu anda ikinci safhası, ekimini yaptık bu yıl. Başarılı olursak, havalar güzel giderse, iyi bir verim alırsak da buğday da özellikle, çünkü çok yer tutuyor sofralarımızda buğday. Önümüzdeki yıl eğer başarılı olursak, bu sene iyi bir verim elde edersek, önümüzdeki yılda bunun daha çok üretici tarafından üretilmesini sağlama noktasında bir çalışmamız olacak. Yıllardır siyasetin içindesiniz. Keşke bu siyasete hiç bulaşmasaydım dediğiniz oldu mu? Olduysa çok, neden? Çok. Zor bir uğraştır siyaset. Yani insanların tamamını memnun edebilmek mümkün değil. Yani dokunabileceğiniz insanlar, dokunabileceğiniz yerler, dokunamadığınız yerler de oluyor. İstemeden üzdüğümüz, hayal kırıklığına uğrattığımız bir sürü insan oluyor. Zaman zaman evet, yani her siyasetçi de bunu yaşamıştır. Yani keşke ben bu işlere hiç bulaşmasam ne güzel olurdu diye düşünmüş. Düşünmedim derse herhangi bir siyasetçi, bence çok da doğru söylemiş olmaz. Ben de tabii bunu zaman zaman düşündüm. Çünkü sosyal yaşantınızı, aile yaşantınızı çok etkiliyor. Yani ailenize ayırdığınız zaman, kendinize ayırdığınız zaman çok az oluyor. Bazen hak etmediğiniz söylemler duyuyorsunuz, işitiyorsunuz. Bu da üzüyor, sizi yıpratıyor. Çok yıpratıcı bir uğraştır ama diğer taraftan da peki ben yapmasam kim sorusu var. Ben yapmasam, o zaman başkası yaptığında beğenmiyorsam o zaman şikayet etme hakkım yoktur. Biz de çok bilirsiniz, ülke olarak çok böyle şikayet etmeyi falan severiz. Eleştirmeyi de çok severiz.
benim karakter olarak şu duruşum var, ya ben eleştiriyorsam o zaman ben de alternatif olabilmeliyim düşüncem oldu her zamanlar. Ya da hiç ağzımı açmaya çalıştım. Çünkü eğer birini eleştiriyorsanız, siz daha iyisini yapabileceğinize inanıyorsanız o zaman yapmanız gerekiyor ya da hiç eleştirmemeniz gerekiyor. Yapabilmenin noktası da bu. Buradan yapılıyor bu işte demokratik toplumlarda. Her şeye rağmen yine de işte bu bizim hizmet dönemi içerisinde ne yapabilirsek, en azından bir şey yapabilirsek, yapmak için gayret sarf edebilirsek ve özellikle hedeflediğiniz bazı şeyleri yaptığınızda gördüğünüzde işte bunları işte biz yaptık diyebilmenin de o getirdiği mutluluk vardır. Ama yani her halükarda çok zor bir uğraştır. Özellikle Kıbrıs'ta ve kırsal bölgelerde bu işi yapmak çok daha zordur. Ama pişmanlıklarımdan çok ne de iyi yapmışım dediğim zamanlar daha çok olmuştur diye düşünüyorum. Çocuklarınızı daha aktif siyasette görmek ister misiniz? Vallahi biz ben iki oğlum var. İkisine de herhangi bir yönüm işte bunu yap falan filan demedim. Deme niyetinde de değilim. Onların kendi vereceği bir kararlardır. Yani bazen beni gördüklerinde işte yok biz bulaşmayız, böyle bir şeye girmeyiz falan diye söylemleri var ama o yaşları daha oraya gelmedi. Yani arzu ederlerse neden olmasın? Güzeldir şeydir. Yani insanlara dokunabilmek, bir şey yapmaya çalışmak, bir şeyler üretmek benim şahsen çok hoşuma giden şeylerdir. Yani bireysellere daha çok değil, toplumsal bir şey yapmak benim karakterime daha uygun bir uğraş. Ama onlar arzu ederlerse de hayır yapmayın veya ille de bu işi yapacaksınız diye bir zorlamamız yok. Biraz da siyasetin dışına çıkalım, özel soralım. Dünyada sevdiğiniz lider? Of! yani çok var ama özellikle çok sevdiğim insanlardan bir tanesi Mahatma Gandhi, Mandela, çok Kıbrıs'a baktığım liderlerden iki tanesi. Avrupa içerisinde özellikle Francis Ekol'u çok seviyorum, Macron'u çok ben izliyorum. Güzel bir siyasetçi doğduğumuzda, sevmediğimiz de çok var. Ama özellikle Mahatma Gandhi çok böyle imrenerek baktığım dünya liderlerinin bir tanesi. Bir de tabii Nelson Mandela abinin ekol olarak baktığım liderlerden bir tanesi. En çok sevdiğiniz şair? Of! Türk şairlerden. Nasıl isterseniz. Ahmet Arif. Büyük ihtimal. En çok sevdiğiniz şehir? Geçenlerde arkadaşlarla tartıştığımız bir konuydu. Birçok şehire gittim. Ama beni herhalde en çok etkileyen şehir Saraybosna olacak. Hobileriniz nelerdi? Belediye başkanlığı dönemi öncesinde. Yani ben çok okumayı seven bir insanım. Çok kitap okumayı seven bir insanım. Kitap biriktirmeyi seven bir insanım. Yani işte belediye başkanlığı görevi boyunca da o duyduğum pişmanlıklardan bir tanesi de işte kitap okumaya çok zaman ayıramamam oldu. Ama onun dışında çocuklarımla bulduk sonra zaman harcamaya çalışıyorum. Daha çok doğa işleri, biraz balığa gideriz. İşte ayrı olarak balığa gitmeyi severiz. Benim gençliğimden de olan meraklıdır. Av arkadaşlarımız var. Aynı zamanda ava gideriz. Yine zaman bulduk sonra. Ve doğada olmayı çok severim. Aile olarak da çok severiz. İşte klasik Kıbrıs'tan, işte aileleri toplamaya, mantar toplamaya vesaire falan filan. Doğada bulunmayı çok çok severim. Zaman ayrılmama rağmen bunlar o bir namazları. Neden korkarsınız? Neden korkarım? Kuru iftiradan çok korkarım. Bu çok güzel benim, yani kuru iftiralardan, hiç korkulan ve siyasi anlamda kullanılan kuru iftiralardan
çok korkarım. Bir de yakınlarımın beni üzmesine çok korkarım. Yani yakın olduklarımın beni üzmesinden çok böyle endişe duyan bir insan. En çok sevdiğiniz yemek? Yani mutfağı da çok severim, yemek yapmayı da çok severim. Şeydir, böyle biraz terapi olur bende. Ne yaparsınız en çok? Yani dünyanın birçok yerinden birçok yemeği yapabilirim. Yani bu benim mesleki hayallerimden bir tanesiydi. Yani işte mutfakta uğraşmak, bir aşçılık olacak falan filan. Hatta işte emekli olduğumuzda bir meyhane açarız gibi bir şeyimiz var, böyle kendi ufak böyle bir mekanımız. Çin mutfağını çok severim. Güzel yaparım Çin evde. Herhalde favori mutfaklarımdan bir tanesidir. Bir daha Hint mutfağını severim. Yani var baharat falan filanlarla uğraşmayı da çok severim. Hint mutfağında nedir favori yemeğiniz? O da güzel soru. Yani kari desem çok biraz böyle tanduri ağırlıklı hani işte kebap olan soslanmış bir şeyleri daha çok severim ama böyle ağır baharatları severim şeyde Çin mutfağında. Balığı severim. Biraz Japon ağırlıklı balığın çok pişmişini sevmem açıkçası. Daha çok yani çiğciğim. Sushi yani tarzı. Sushi tarzı şeyler. Japon benim çok ilgimi çeken bir mutfaktır. Peki en sevdiğiniz tatlı? Tatlıyı çok sevmem. Özellikle baklava tarzı, böyle şerbeti ağır olan vesaire tatlıları çok sevmem. Daha çok süt ağırlıklı tatlılar, işte sütlaçıdır, kazan gibidir, tavuk göğsüdür vesaire. Cheesecake severim. Yani süt ağırlıklı, çikolatayı çok sevmem üzerine, çikolata tatlıları falan filan çok sevmem. Bir de ağır şerbetli olan işte bu baklava tarzı şeyleri de çok sevdiğimi söyleyemez. Hangi takımı tutarsınız? Futbolda. Evet. İnanın böyle bir takım hastalığım yok. Yani futbolu severim, izlemeyi de severim ama böyle kuru kuru bir takım tuttuğumu söylenemez. Yani fanatik bir tarafım değil. Yoktur. İzlemeyi severim futbolu. Tarafsız olmanın da verdiği bir haz vardır. İşte taraf tutmanın futbolu izlemenin verdiği bir haz vardır ama Türkiye'de herhalde bir Fenerbahçe sempatizanlığım var küçüklükten kalma ama fanatikliğim yok. Evet. Hangi hayvanı seversiniz en çok? Bütün hayvanları severim. En çok sevdiğim hayvanlar herhalde köpekler olur. Yani en çok sevdiğim 4 tane köpeğim var. Sevmediğiniz hayvan var mı? Yok. Yani şeyi de işte yılan de çoğu insan falan filan var. Yılana karşı bir sempatim de yok ama antisempatim. İşte yılanın öldürülmesine çok karşıyım. En çok karşı olanlar bir tanesi. Çok tartıştık arkadaşlarla işte öldürmeyin yılanları diye. Sevmem herhalde ama bir işte nefret ederim ben bu hayvandan diye bir hayvan gelmiyor aklıma. İnsanlardan nefret etmek biraz daha doğrudur aslında. Değil mi? Evet. Sevdiğiniz mevsim? İlkbahar. Sevmediğiniz yanınız? Benim? Evet. Bazen fazla inatçıyım. Bazı noktalarda geri çekilebilmeyi beceremediğim olmuştur. Yani işte ya hata yaptım, geri çekil noktalarında bazen kendimi çok zorladığım ama yapamadığım şeyler de olmuştur. Büyük bir ihtimalle en çok sevmediğim huyum o. Yani yanlış olduğunu bazen bile bile inadan onun üzerine gittiğim olmuştur. Sevmiyorum bu tarafımı, böyle fazla inatçı olan bazı konularda. Geri çekilebilmeyi çok beceremiyorum. Sevdiğiniz yönünüz? Sevdiğim şey, ya insanlara kim isterse olsun, hangi background'dan isterse olsun, hangi cinsiyetten isterse olsun, hangi cinsiyet tercihine isterse olsun, eşit mesafede yanaşabiliyorum. Yani siyaseten çok farklı noktalarda olsak bile, tamamıyla ayrı dünya görüşümüz, ne isterse olsun, insanlarla oturup sohbet edebiliyorum. Yani toleransım çok yüksektir o noktada. İşte bir grup insanı seviyorum, onları da sevmiyorum diye bir durum yoktur. İnsanı insan olarak değerlendiriyorum. Ve hatta benimle
çok farklı düşünceli olan insanlarla çok daha iyi anlaşmışlığımda oluyor zaman içerisinde. Daha çok bana yakın veya benim düşünceme yakın olan insanlarla daha çok çatışmaya geçeceğim doğrudur. Sevdiğiniz renk. Mavi. Sizi en çok etkileyen ülke hangisidir? Beni en çok... yani tekrar Saraybosna diyeceğim. Yani benim için çok farklı bir, içerimde çok farklı duygular uyandıran yerlerden bir tanesidir. Sebebini ben de sordum kendi kendime. Çok üzerine, yani işte budur diyemediğim ama ona çok farklı farklı duyguları bir anda yaşattıran şehirdir, ülkedir. Saraybosna büyük bir ihtimal. Bunun dışında ben böyle işte şehir vesaire falan filan binalardan etkilenen insan değilim. Daha çok insan dokusu, hani bana dokunan insan dokusu. Belki de bunların bir tane şey Saraybosna olmasıdır. Ama insanın farklı bir yapıda, insana dokunabileceği yerler, ülkeler beni daha çok etkiliyor. Türkiye'nin doğu kısımları beni çok etkileyen yapı olarak ama insan dokusu olarak da çok etkilendiğim yerlerdir. Evet. Başkanım, size tek kelimelik soru soracağım. Bu kelimeler size ne ifade ediyor? Belediye başkanlığı. Görev. Siyaset. Misyon. Seçmen. Hizmet edeceğimiz insanlar. Vefa. Vefa, her zaman bulamadığımız şey. Güven. Her şey. Doğruluk. Her şey. İyilik. Her şey. Yalan. Hiç sevmiyorum. İnanç. Çok gerekli. Para. Yani önemli ama her şey değil. Mutluluk. Çok önemli. Sevgi. Çok önemli. Savaş. Nefret. Barış. Her şey. Ümitsizlik. Kabullenemem. Kaybetmek. Kabullenemem. Kazanmak. Her şey. Hizmet. Her şey. Gönül. Gönül, evet, olmazsa olmaz. Aşk. Aşk tabii ki. Çok teşekkür ederim başkanım soru vermeye hazırlığınız için. Mevzumuz Başkanlar programında Cemil Sarıçizmeli'nin konuğu olduk. Haftaya görüşmek dileğiyle.